Başarılarla dolu bir hayat, üstün mühendislik başarısıyla Almanları bile kendine hayran bırakan bir zeka. Sonrasında yeniden Anadolu'ya dönüş. Kaybettiklerini bir topluma yeniden kazandırmak için siyasette uzun ve çileli bir yol. Batı medeniyetinden tekniği, Doğu medeniyetinden düşünce derinliğini alarak yeniden İslam medeniyeti baharını yaşama hayali. Bir anlamda yoklukta varlık savaşı. Fetret dönemini gönüllerin fethiyle taşlandırma hayali. Siyaset ipliğiyle ördüğü gömlek, kendisinden sonra Müslümanları yeniden iktidara taşıdı. Siyasette başarı arayan her Müslüman, o gömlekten az ya da çok iz taşımaya mahkum. Necmettin Erbakan, baharın müjdecisi bir çiçek. Necmettin Erbakan 1926'da Sinop'ta dünyaya geldi. Babasının tayini nedeniyle Kayseri'de başladığı ilkokulu Trabzon'da tamamladı. 1943'te İstanbul Erkek Lisesi'ni birincilikle bitirerek sınavsız üniversite hakkı kazandı. Ama sınava girmeyi tercih etti ve üniversite öğrenimine ikinci sınıftan başladı. İTÜ Makine Fakültesi'nden üstün başarıyla mezun oldu. Makine Fakültesi Motorlar Kürsüsü'nde asistan olarak göreve başladı. Bu süreçte doçent ve profesörler dışında ders verme etkisi ilk kez ona tanındı. 1951'de İTÜ, araştırma yapması için parlak zekasıyla dikkati çeken Necmettin Erbakan'ı Almanya'ya gönderdi. Aachen Teknik Üniversitesi'nde ilmi araştırmalar yaptı, bilgi ve tecrübesini artırdı. Bu süreçte Alman ordusu için araştırma yapan DVL Araştırma Merkezi'nde Profesör Schmidt'le birlikte çalışmalar yaptı ve hazırladığı doktora teziyle Alman üniversitelerinde doktor unvanını almaya hak kazandı. Motorların daha az yakıt kullanması için araştırmalar yapan ve Alman Ekonomi Bakanlığı'na rapor sunan Erbakan'ın, dizel motorlarda püskürtülen yakıtın nasıl tutuştuğunu matematiksel olarak izah eden doçentlik tezi, Alman ilim çevrelerinde büyük ilgi gördü. Başarılarıyla dikkati çeken Erbakan, Almanya'nın en büyük motor fabrikası Dodge'un Genel Müdürü Profesör Dr. Flass tarafından Leopard tanklarının motorları ile ilgili araştırma yapması için davet edildi. 27 yaşında Türkiye'nin en genç doçenti oldu. Tekrar Almanya'ya dönen Erbakan, 6 ay boyunca motor araştırmaları baş mühendisi olarak görev yaptı. 1954-55 yılları arasında askerlik hizmetini yerine getirdi. Erbakan'ın öğrenciliğinden bahsetmişken dikkat çeken bir arkadaşlığı da anlatalım. Yakın siyasi tarihimizin önde gelen 3 ismi Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel ve Turgut Özal İTÜ'de okul arkadaşıydı. Rivayete göre o günlerde namazdan sonra 3 arkadaştan Erbakan imamlık yapıyordu. Parantezi burada kapatıp Erbakan'ın hayatındaki yeni dönemden yani askerlik dönüşünden bahsedelim. Türkiye'nin ilk yerli ve milli motorunun üretileceği fabrika daha sonra kirli oyunlar yüzünden üretimini azaltmak zorunda kalacaktı. Almanya'da elde ettiği üstün başarılarla dikkati çeken ancak çalışmalarına devam etmek için Türkiye'ye dönen Necmettin Erbakan, Çivizade Ümmü Gülsüm Mescidi'nin müştemilatında beraber oturduğu gençlerle gümüş motorun fikir temellerini atar. 1956 yılında Mehmet Zahit Korku Efendi sanayileşme ve kalkınma üzerine yaptığı konuşmadan sonra cebinden çıkardığı 1000 lirayla şirketin ilk hissesini alır. Orada bulunanları da ortak olmaya davet eder. Bu banknot senelerce şirketin kasasında muhafaza edilir. Kotku ve onun gibi diğer hocaların gayretiyle şirketin ortakları 300'e yaklaşır. 1956'da henüz 30 yaşında olan Necmettin Erbakan, Almanya'da kazandığı tecrübelerle Gümüş Motor AŞ'ye öncülük eder. Erbakan uzun yıllar boyunca alimler ve ilim çevresiyle hep yakın temas halindeydi. Burada kısa bir parantez açıp Erbakan'ın İskenderpaşa cemaatine yakınlığından da bahsedelim. Türkiye'nin kalkınması yolunda manevi anlamda mimarlık yapan önemli isimlerden İslam alimi Mehmet Zahit Kotku, çevresine ve ilim derslerine katılanlara Erbakan'dan yana olun çağrısı yaptığı rivayet edilir. Burada Erbakan ve yakın çevresi için oldukça önemli bir yer olan Altınoluk'u da hatırlatalım. Balıkesir'den Çanakkale'ye geçerken uğradığı Altınoluk beldesinde bir çay molası esnasında temiz oksijeni fark eden Erbakan, buradan bir yer almayı kafasına koymuştu. Yıllar içinde Erbakan'la birlikte aynı davaya gönül vermiş insanlar için Altınoluk çok önemli bir yer edinmiş oldu. Yakın çevresi, Mehmet Akif Ersoy için Taceddin Dergahı ne ifade ediyorsa, Erbakan için de Altınoluk'un aynı şeyi ifade ettiğini belirtiyor. Üreticinin yanında yer alan Gümüş Motor, Avrupa'nın uzun süre lisans vermemesi ve içerideki ithalatçıların haksız rekabeti sonrasında iflasın eşiğine gelir. Kısa süre sonra hisselerinin %61'i Pancar Motor tarafından alınır. Maalesef fabrika asla eskisi gibi üretim yapamaz. Gümüş Motor'un bir diğer önemi de o dönemde Türkiye ekonomisinde adeta cirit atanları rahatsız etmiştir. Zira Gümüş Motor 300'e varan ortaklarıyla faizli kredi alınmadan kurulmuştur.
Ayrıca faizsiz borç verecek bir yardım fonu da oluşturulmuştur. Bu da Türkiye'de faizsiz bankacılığın ve havuz sisteminin temeli anlamına geliyordu. Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Türkiye'nin yerli otomobilinin üretilmesi için de öncülük eden isimlerdendi. Ancak yerli üretime karşı olan ithalatçılar, şeftali üretmek hem daha kolay hem de daha kazançlı diyerek Türkiye'nin sanayi hamlesinin önünü kesmek istiyordu. Hakikaten 200 kadar idealist insanı seçtik, gümüş motor fabrikasını kurduk. 1956 yılının 1 Temmuz'unda temelini attık. 4 yılda 1960 yılında bütün parçaları bir fabrikanın içinde yapılan bir fabrika böylece üretime başladı. Bu üretim esnasında biz daha sonra bugün şimdi halen kullanılan bu pancar motorların ikinci bir alternatif olarak patent haklarını Almanya'daki fabrikadan aldık. O gün bugündür 60'dan 90, 34 yıldır Türkiye'nin bütün tarlalarını sulayan motordur. Aynen bizim getirdiğimiz motordur ve böylece Türkiye'nin 15 beygirden küçük motor meselesi o kurduğumuz fabrikayla çözümlenmiştir. Erbakan'ın üretimin yanında duran inançlı duruşuna karşı gelen birçok siyasi vardı. Onlardan biri de eski başbakanlardan Bülent Ecevit. Erbakan'ın Türkiye'de motor üreteceği sözlerini hayalcilik olarak nitelemiş, Erbakan'sa şu cevabı vermişti. Hayal çok kıymetli bir şey. Bir şey hayal edilmeden hiçbir şey yapılamaz. Türkiye'de uçak ve tank yapan fabrika kuracağız dedik. İşte bizim aramızdaki fark bu. Bizim gerçekleştirdiğimiz şeyleri siz hayal bile edememişsiniz. Gazoz fabrikalarıyla oyalanma devrini kesinlikle arkada bıraktık. Bunun bir daha dönüşü yoktur. Türkiye'miz ağır sanayi kuruyor, traktörün parçasını getirip konteyne çektiğiniz milletimizin inancı bütün müşrikleri yenecek kabiliyettedir. Necmettin Erbakan Türkiye'nin kalkınmasını üretimde ve İslami düzende görüyordu. Adil düzen önerisi, faize karşı dik duruşu bu bakımdan oldukça önemliydi. Kendisine karşı gelenlere ise verdiği şu cevap dikkat çekiciydi. Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Her daim Erbakan'ın adıyla anılan Milli Görüş Hareketi 1970'li yıllardan sonra geniş kitlelere ulaştı. İslam davası için siyasete atılan Necmettin Erbakan, Anadolu'da o zamana kadar görülmemiş bir teşkilatlanmaya gitti. En ücra kasabalardan kalabalık şehir meydanlarına kadar Türkiye'nin her köşesine davasının ulaşması için uğraştı. Sadece Türkiye ile sınırlı kalmaması için Avrupa, Amerika, Uzak Doğu ve Asya'da yaşayan Türk kökenli Müslümanları da teşkilatlandırmak için İslam Toplumu Milli Görüşü kurdu. Müslüman Toplumlar Birliği'ni de inşa ederek tüm Müslümanların şuurlu bir teşkilatlanma yapılanmasına kavuşmasını sağladı. Erbakan teşkilatlanmayı Müslümanların en önemli gücü ve İslam'ın emri olarak görüyordu. Bu gerçeği anlatırken hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, aranızda hiçbir şart altında tefrika yapmayın ayetini okuyordu. Milli Görüş aslında bizim milletimizin Malazgirt zaferini kazanan, İstanbul'u fetheden ruhu ve görüşüdür. Milli Görüş'te ne solcu görüşün eksiklikleri, noksanları, insan tabına aykırı tarafları, ne kapitalist sistemin mahsurlu ve sömürücü yanları vardır. Milli Görüş, toplumun ve ferdin hakları ve hürriyetleri arasında adilane bir denge kurmuştur. Milli Görüş'ün temeli hakkaniyettir. Milli Görüş bizim milletimiz tarafından geliştirilmiş bir görüştür. Asırlar boyu bizim milletimizi dünyaya hakim kılmıştır. Milli Görüş ekonomik sistemleriyle, sosyal sistemleriyle, insan hak ve hürriyetlerine taalluk eden sistemiyle bir bütündür. İnsanlığa saadet getirecek tek yol. Erbakan'ın 1969'da Adalet Partisi'nden milletvekili aday adaylığı Süleyman Demirel tarafından veto edilmişti. Konya'dan bağımsız adaylığı koydu ve açık ara farkla vekil seçildi. Ertesi yıl kurduğu Milli Nizam Partisi, 12 Mart 1971 askeri müdahalesi sonrası laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü iddiasıyla kapatıldı. 1972'de Milli Selamet Partisi'ni kurdu. Yeniden büyük Türkiye için, yeni bir dünyanın kurulması için. 14 Ekim 1973 seçimlerinde %12 oy oranıyla 48 milletvekilliği kazandı.
Erbakan, Bülent Ecevit liderliğindeki CHP ile kurulan koalisyonda başbakan yardımcılığı yaptı. Kıbrıs harekatı sonrası adanın tamamının ele geçirilmesi konusunda Ecevit'te görüş ayrılığına düştü. Erbakan, Kıbrıs Barış Harekatı'nda adanın tamamen alınmasını ister. Ecevit'e karşı çıkar. Tan başbakan garantör devletlerden birisi olmak durumundaki İngiltere'ye hareket etmişlerdir. Sayın Başbakan'ı uğurladıktan sonra bildiğiniz gibi bugün saat 5 ile 7 arasında bir bakanlar kurulu toplantısı yaptık. About 3 minutes past 6, 4 minutes past 6 and the first of the Turkish troops have landed over there, Alan. Bu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız mutlu olsun. Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı Rauf Gençer, harekatı yöneten komutanlarımızı öterek tutuyor. Sonraki süreçte Erbakan, Kıbrıs Federe Devlet görüşmelerine de şiddetle karşı çıkar. Özellikle Amerika hakkındaki çıkışı, Türk siyaseti için unutulmaz anlardan biri. Ne yapacağız biz Kıbrıs'a? Derhal Federe Devlet görüşmelerine son vereceğiz. Neymiş bu Federe Devlet görüşmesi? Ya bizim bir bağımsız devletimiz var. Gidiyoruz bir yandan bu bağımsız devleti sözle Müslüman ülkelere ne olursun siz de bunu kabul edin diyoruz. Öbür taraftan işte Birleşmiş Milletler şunu dedi de bunu dedi de bunu dedi de. Vay canına ya, biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya? Bırakın şunu. Efendim Amerika'nın hoşuna gitmez. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Batı'nın geliştiği konularda ondan beslenmeyi reddetmese de tamamen batıcılığa karşıydı. Erbakan'ın üzerinde durduğu temel sorunlardan biri de faizdi. Türkiye'nin belini büken IMF'ye de karşı çıktı. IMF'nin kendisiyle görüşmek istediğini ancak reddettiğini anlatan Erbakan, Turgut Özal'la arasında geçen diyaloğu anlatmıştı. Erbakan, kendisini IMF konusunda ikna etmeye gelen Özal'a şunları söyledi. Bir defa biz 1974-78'de hükümetteydik. Hiç gelmedi. Ekonomik kurul olarak. 77 senesinde Sayın Demirel ille hoca IMF ile anlaşalım, bunlardan borç alalım dedi. Kesinlikle reddettik. Neden istedi Sayın Demirel? Rahmetli Turgut Özal'ı bana gönderdi ikna etmek için. Bak, hoca senin arkadaşındır. Ben ikna edemem, sen ikna et dedi. O vakit ben Turgut'a ne anlattım biliyor musun? Bana bak Turgut, ben motor profesörüyüm. Motorda yanma nasıl olur biliyor musun sen? Önce bir tane molekül, yakıt molekülü oksijenle birleşir. Buradan bir ısı çıkar. Bu ısı iki tane molekülü reaksiyona sokar. Oradan çıkan ısı 4. 4, 8 ile çıkar. Siz ilk başlangıçta böyle 2, 4 geometrik dizi olarak ama zincirleme reaksiyonla büyür. Gider ve bir de bakarsın ki bir yerde patlama olur. Faiz de üstel fonksiyon. O da geometrik dizidir. %5 ne olacak dersin? 7 sene sonra %100. Turgut Bey'e bunu söylediniz. Bunu söyledim. Ne dedi? Dedim ki bak bu Türkiye'yi batırır dedim. Ne zaman biliyor musunuz? Ağustos 1977'de. Dedi ki bana, hocam dedi, çok doğru söylüyorsun. Söylediklerinizi ben de biliyorum ama oyun kuralına göre oynanır dedi. Ne yapalım ki Türkiye'de böyle bir düzen var. Bu düzenin kuralları budur dedi. O zaman ben ona dedim ki bak Turgut, oyun kuralına göre oynanır ama ondan daha mühim bir şey vardı. Ne oyunu oynayacağız? Önce şunun adını koyalım bakalım. Dış mihrakların oyunu mu oynayacağız? Milli görüş oyunu mu oynayacağız? Bu 77'de söylenmişti bu söz. Sayın Demirel'le anlaştınız mı bu konuda? Demirel bizi ikna edemeyeceğini, bizi bu dış güçlere tabi kılamayacağını idrak ettiği. O da mı dış güçlerin adamıydı? Adamı demeyeceğim de aynı zihniyet. Erbakan, 12 Eylül sürecinde Milli Selamet Partisi'ni illegal bir cemiyete dönüştürmek ve laikliğe aykırı davranmak suçlamasıyla tutuklandı. Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
Erbakan 1981'de serbest bırakıldı. 1982 anayasası gereğince 10 yıl siyaset yapma yasağı aldı. 6 Eylül 1987 halk oylamasıyla tekrar siyasete döndü. 11 Ekim 1987'de Refah Partisi Genel Başkanı seçildi. 1990'lı yıllarda artık iktidar yürüyüşü başlamıştı. 1991'de genel seçimlerde oyların %16.9'unu alan Refah Partisi, meclise 62 milletvekiliyle girdi. ...94 seçimlerinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok önemli belediyeyi kazandılar. Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'u, Melih Gökçek'le Ankara'yı kazandılar. Bunun dışında Diyarbakır, Erzurum, Kayseri ve Konya gibi büyük şehirler de Refah Partisi'ne geçti. Adil düzen konusunu takdime geçiyorum. Bir sene sonraki genel seçimlerde ise Refah Partisi oylarını %21'e çıkardı ve 158 milletvekili birinci oldu. Bunun 158 tanesi Refah Partisi'dir. Ülkenin gerçek teminatıdır. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükümet kurma görevini Erbakan'a vermemek için çok uğraşsa da mecbur kaldı. Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan, 28 Haziran 1996'da başbakanlık görevine gelen Erbakan, 30 Haziran 1997'ye kadar sürdürdüğü görevi boyunca ekonomide attığı adımlarla halka nefes aldırdı. Bosna'yı, Bosna'yı, Çeçenistan'ı, Çeçenistan'ı, Kudüs'ü, Kudüs'ü kurtarmak için, kurtarmak için, Hristiyan Birliği değil, Hristiyan Birliği değil, Dünya İslam Birliği için, Dünya İslam Birliği için, hakkı hakim kılmak için, hakkı hakim kılmak için, Türkiye'yi, Türkiye'yi, lider ülke yapmak için, lider ülke yapmak bütün için, bütün gücümüzle, bütün gücümüzle, çalışacağımıza, çalışacağımıza, söz veriyoruz. Erbakan'ın başbakanlığı döneminde dış politikada da oldukça önemli adımlar atıldı. Bangladeş, İran, Endonezya, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'nin bir araya gelmesiyle Türkiye Başbakanı Necmettin Erbakan'ın önderliğinde D8 kuruldu. Teşkilat, Müslüman ülkelerin arasında ekonomi başta olmak üzere birçok alanda işbirliği sağlanmasını amaçlıyordu. Bu 8 tane ülkenin bir araya gelmekten maksatları yeryüzünde savaş değil, barış hakim olsun. Yine yeryüzünde gerginlikler değil, diyalog hakim olsun. Yeryüzünde sömürü değil, işbirliği hakim olsun. İslam alemiyle yakından ilgilenen Erbakan, acımasız saldırılara maruz kalan Bosnalı Müslümanların da başından beri yanında yer aldı. Bosna ordusunun savunma ihtiyacını karşılamak için para ve silah yardımı yapan Erbakan, daha sonra Saraybosna'daki yağ fabrikasını roket ve silah atölyelerine dönüştürdü. Ali İzzet Begoviç bir konuşmasında şunları söylemişti. Allah Erbakan'dan razı olsun. Başbakanken bize gizliden gönderdiği 50 silahla bir Sırp askerlerini vurduk. Sonra vurduğumuz askerlerin silahlarını ele geçirdik. O silahlarla tanklarını ele geçirdik. Ve daha sonra bağımsız Bosna'yı kurduk. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Ancak tüm bunlara rağmen 28 Şubat darbesinin ayak sesleri de duyuluyordu. Laik Cumhuriyet ülkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini... Türkiye'de manevi kalkınmayı sağlamak, adil düzeni kurmak, ağır sanayiyi gerçekleştirmek, İslam ülkeleriyle olan ilişkileri artırmak, faizi kaldırmak, Türkiye'nin AB'ye girmesinin faydasız olması gibi birçok önemli görüş ve amacı olan Refah Partisi, statükoyu rahatsız etti. Ankara ile birlikte junta da harekete geçti. Doğru Yol Partisi ile koalisyon yapan Refah Yol Hükümeti'nin Başbakanı Necmettin Erbakan'a sürekli tehditler savurdular. Çevik bir telefonuyla gazeteleri, yazarları ve kurumları hizaya sokmaya kalktı. Tek emriyle manşetleri değiştirdi ve usta gazetecileri işinden etti.
çevik bir 28 Şubat sürecinin 1000 yıl süreceğini iddia ediyordu. Kural Savaş, postmodern darbenin yargı ayağını yürüttü. Büyük Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, dünya durdukça yaşayacak. Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkay'a 1995'te Başbakan'ın düzenlediği alkolsüz yemek davetinde ısrarla kendisine rakı getirilmesini isteyerek, sözde çağdaşlığını ispat ederek darbenin ilk sinyallerini veren isimlerden oldu. Müslüm Gündüz de bu dinciler gelirse hepinizi kıtır kıtır keser diyerek halkın bilinçaltına korku salmaya çalıştı. Dönemin ana akım medyası Hürriyet liderliğinde darbe çağrıları yapıyor, Erbakan hakkında asılsız iddialar ortaya saçılıyordu. Bu arada topluma eziyet çektirmek için ellerinden geleni de yapıyorlardı. 28 Şubat'ta okullara girmek isteyen başörtülü öğrenciler terörist muamelesi gördü. İstanbul Üniversitesi'nde Rektör Kemal Alemdaroğlu ve yardımcısı Nur Serter öğrencileri ikna odalarına soktu ve zorla okula başörtüsüz girmeyeceklerine dair taahhütname imzalattı. Benim İslam'ım. Allah beni onu Öteki öğrenci alınıyor. O benim ablam belki. Akrabam o alınıyor. Benim de farkım var. Ben de bu ülkenin çocuğuyum. Ben de okuyacağım. Ben de belki ekmek parası sahibim. Ey vatan! Ne biliyorsun? Ey canatli! Kalkın bu halde çocuk altı ne haldedir? Yaşamak böyleyse korkutmaz ölüm. Başörtümden gitsin şu zalim eli. Şubat 1997'de asker kışlasından çıktı. Tanklar Sincan caddelerini dolaştı. Çevik bir 21 Şubat 1997 günü Washington'da Türk-Amerikan Konseyi kapanış balosunda Sincan'da demokrasiye balans ayarı yaptık diyecekti. (Gülüyor) 28 Şubat 1997'de 9 saat süren MGK'da temel eğitimin 8 yıla çıkarılması, İmam Hatip okullarının meslek okullarına dönüştürülmesi, irticai faaliyetlere karıştıkları için TSK'daki görevlerine son verilen askerlerin belediyelerde istidat edilmelerinin önüne geçilmesi istendi. Bildirinin sonunda tavsiye edilir kelimelerinin yerine yaptırım kelimesi kullanıldı. Erbakan bazı ifadelerin çok sert olduğunu söyleyerek kararları imzalamadı. Demokratik sisteme destek için parti liderlerini ziyaret eden Erbakan beklediği desteği göremedi. Erbakan, hükümet TBMM'de kurulur, MGK'da kurulmaz açıklamasını yaptı. Türkiye'de hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulur. Milli Güvenlik Kurulu'nda kurulmaz. Yasaları Türkiye Büyük Millet Meclisi yapar. Milli Güvenlik Kurulu şu yasaları yapın diye herhangi bir şekilde ne meclise ne hükümete herhangi bir dayatmada bulunamaz ve bulunmaz. Sonraki günlerde Cumhurbaşkanı Demirel, MGK kararlarını uygulamayanların sorumlu olacağını söyledi. 21 Mayıs 1997'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, layık cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri gerekçesiyle Refah Partisi hakkında dava açtı. Layık cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri saptandığından kapatılmasına karar verilmiştir. Biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanı'na istifamı sundum. 8 ay sonra Refah Partisi kapatıldı. Profesör Doktor Necmettin Erbakan'la birlikte Şevket Kazan, Ahmet Tekdal gibi isimlere siyaset yasağı getirildi. Böylece Milli Selamet Partisi'nden sonra Refah Partisi de junta düzen yüzünden kapandı. Bugünden itibaren besmele çekilmiştir. Daha sonra Fazilet Partisi kuruldu.
Erbakan'ın siyasi yasağı olması nedeniyle Recai Kuten başkanlık etti. Refah Partisi'ne dava açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Fazilet Partisi'ne de kapatma davası açtı. 2 yıla yakın süren dava sonunda Fazilet Partisi de kapatıldı. Ardından Saadet Partisi kuruldu. 11 Mayıs 2013'te yapılan birinci olan kongrede siyasi yasağı biten Necmettin Erbakan genel başkan seçildi. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Erbakan'ın parti üyeliğinden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine 30 Ocak 2004'te Erbakan parti üyeliğinden ve genel başkanlıktan istifa etti. Ömrü boyunca hizmet etmek için çalışan Necmettin Erbakan böylece hayatının son yıllarını da siyasi yasaklı olarak geçirmek zorunda kaldı. Profesör Doktor Necmettin Erbakan 27 Şubat 2011'de Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Vasiyet ettiği gibi resmi devlet töreni talep edilmedi. 1 Mart'ta Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı sonrasında cenaze namazı kılındıktan sonra cenazesi İstanbul'a getirildi. Öğle namazından sonra Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazesi Zeytinburnu Merkez Efendi Mezarlığı'na defnedildi. Mezarına sevenleri tarafından Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirilen topraklarla birlikte Kudüs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Boşnak lider Ali İzzet Begoviç'in mezarından getirilen topraklar serpilmiştir. Erbakan'ın Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı o güne kadar eşi görülmemiş bir kalabalığa tanık oldu. Fatih Camii'nden Zeytinburnu-Kozlu mezarlığı arasındaki yaklaşık 5,5 kilometrelik güzergah boyunca ilerleyen cenaze arabası bu mesafeyi izdiham yüzünden saatler sonra tamamlayabildi. Hakkınızı helal ediniz. Hakkınızı helal ediniz. Hakkınızı helal ediniz. Erbakan'ın cenazesine resmi rakamlara göre 400 bin kişi katıldı. Ancak cami dışında kalan Vatan Caddesi'ne kadar taşan kalabalıkta 1 milyona yakın kişinin olduğu tahmin ediliyor. Türk siyasetinin gördüğü en naif isimlerden biri olan Necmettin Erbakan, siyasette kendisine tamamen zıt görüşe sahip olanlara bile yaptığı sabırlı izahlar halen örnek olmaya devam ediyor. Ne demek? Kimmiş Avrupa? Nereye girmemize layık görüyormuş? Bu nasıl ifade? Biz tarihin en şerefli milletiyiz. Biz Avrupa'ya bir şey layık görürüz veya görmeyiz. Gümüş motorun kurulmasından başlayarak 30 yılı aşkın süredir davasından taviz vermeyen Erbakan, 28 Şubat sürecinde de yapılan baskılara boyun eğmemek için uzun süre direndi. İç karışıklık çıkmaması için koltuğunu bırakmayı tercih eden Erbakan, siyasetten uzaklaştırıldığı dönemlerde dahil olmak üzere vefatına kadar inandığı doğruları anlatmaya devam etti. Necmettin Erbakan, baharın müjdecisi bir çiçek.